Hazreti İmam Sadık Aleyhisselam'dandır zahiren. Buyurdu ki: "İnnel mu'mine yagbitu ve la yahsud." Mümin insan gıpta eder ama kıskançlık yapmaz. Gıpta eder ama kıskançlık yapmaz. Kıskançlık en önemli, en ağır hastalıklardan bir tanesidir ki bizler görüyoruz İslam tarihinde, dünya tarihinde, yaratılış tarihinde. Şeytan kıskançlıktan dolayı Allah'ın rahmetinden, katından kovuldu. Kabil kıskançlıktan dolayı kardeşi Habil'i katletti ve neticesinde cehennemlik oldu. İnsan bu dünya hayatında başkalarının sahip olduğu şeyler karşısında birkaç tane duyguya sahiptir. Bunlardan en kötü olanlardan bir tanesi nedir? İşte bu çekememezlik, kıskançlık ve de istememezliktir. Gıpta etmek, yani diyorsun ki Allah'ım sen ona bu nimeti vermişsin, ne kadar güzeldir. Keşke benim de olsa. Yani arzu etmektir. Diyorsun ki bu güzel bir nimet. Birisi güzel bir arabaya biniyor. Diyorsun ki Allah'ım ne güzel araba vermişsin filaniye. Aynısından bana da lütfeyle. Ya da senin kendin o arabanın aynısından sahip olmak için ne yapıyorsun? Çaba gösteriyorsun. Buna gıpta derler. Bu güzel bir harekettir. Ama çekememezlik, yani haset, o en ağır, en kötü huylardan, ahlaki huylardan birisidir ve de günahlardan bir tanesidir. Yani diyorsun ki Allah'ım sen ona niye verdin? Hemen onun elinden al. Onda da olmasın. Hiçbir şekilde olmasın. Ve de Allah korusun da onun da elinden, onun gitmesi için de elinden geleni de nedir? Yapıyorsun ki bunun kendisi en ağır günahlardan bir tanesidir. Bir de insan ne yapar? Cimrilik yapar. Der ki Allah'ım bende olsun ama onda olmasın. Yani sadece bende olsun. Buna da cimrilik denilir. Ama bir yerde de tabii ki bunlar içerisinde en değerlilerinden, en değerlisi insan ne dedi ki Allah'ım bana da vermesen ona ver. Hiç olmasa o mümin kardeşimde bu güzellik olsun. Onda olması bile beni nedir? Mutlu etmektedir ve de sevindirmektedir. Diyor ki bir gün Hazreti İsa aleyhisselam bir yolculuğa çıkmıştı ve de yanına da bir tanesi geldi. Birlikte yolculuk etmeye başladılar. Yolculuk esnasında geldiler ve de bir suyun üzerinden geçmeleri gerekti. Hazreti İsa aleyhisselam yanındakine dedi ki benim attığım adımların aynısını at, ayağımı koyduğum yerlere koy, benim peşimden gel, suya batmadan beraber geçip gideceğiz bu suyun üzerinden. Başladılar yürümeye, Hazreti İsa aleyhisselam önde, bu da onun arkasında, suyun üzerinde yürüyüp gidiyorlar. Suyun hemen hemen ortasına gelmişlerdi, adam kendi kendisine düşündü içinde, kalbinde. Dedi ki İsa da suyun üzerinde gitmekte, ben de suyun üzerinde gitmekteyim. Aramızda ne fark var ki? O cümleyi kullandığı anda daldı suyun içerisine. Suyun içerisine girdi ve de suyun içerisine girince seslendi. Dedi ki İsa bana yardım et. Hazreti İsa aleyhisselam da bunun elini tuttu ve de tekrar yukarıya kaldırdı. Dedi ki senin içinden ne geçti ki Allah seni bu şekilde cezalandırdı, suyun içerisine gömdü. Dedi ki ya İsa açıkçası ben böyle bir şey içimden geçti ki dedim ki İsa da suyun üzerinde yürümekte, ben de, aramızda ne fark var ki? Hazreti İsa aleyhisselam da buyurdu ki layık olmadığın bir yeri arzuladığın için, kendinin layık olmadığın bir yerde gördüğünden dolayı Allah da seni bu şekilde cezalandırdı. Tövbe et, tekrar aynı şekilde benim adımlarımın peşiyle gelebileceksin. İnsan başkasında bir şey varken her zaman için diyecek ki Allah'ım ne güzel bir nimeti sen ona vermişsin. Aynısından bana da lütfeyle. Keşke benim de olsa. Bu şekilde yapmak en güzel davranıştır ki insan eğer ki o aşırı kıskançlıkla hoş olmayan şeyler içerisine girerse o zaman hem dünyasını harap eder hem ahiretini harap eder ve de Allah korusun başkalarının da sahip olduğu nimetlerin yok olmasına, huzurlarının bozulmasına sebep olabilir. Güzel ahlak bir Müslümanın sahip olması gereken en önemli şeydir ki bizler dikkat etmeliyiz ki kötü ahlaka sahip hiçbir sıfat, kötü ahlaklardan hiçbirisi bizde olmasın. Elimizden geldiği kadar kendimizi güzel ahlak ile süslemeliyiz.